Sevgili izleyiciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Trabzon İl Danışma Meclisi toplantısında bir konuşma yapacak. İzliyoruz. Ben de sizinle gurur duyuyorum. Sevgili Trabzonlular, teşkilatımızın kıymetli mensupları, saygıdeğer hanımefendiler, sevgili genç kardeşlerim, sizlere en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Buradan sizlerin vasıtasıyla tüm Trabzon'a, Trabzonlu hemşehrilerimin her birine selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Trabzon ziyaretimiz vesilesiyle siz dava ve yol arkadaşlarımla bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum. AK Parti Trabzon İl Danışma Meclisi toplantısının ülkemiz, partimiz ve şehrimiz için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Bu ne coşku? Ben de sizleri severim. Coşkunuz için, ahde vefanız için, aşkınız, sevdanız, sizlere bu duruşunuz için teşekkür ediyorum. Bu muhteşem buluşma için Trabzon İl Teşkilatımıza, milletvekillerimize, il başkanımızdan il yönetimine, ilçe başkanlarımıza, özellikle ana kademe, kadın kolları ve gençlik kollarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Belediye başkanlarımızdan meclis üyelerimize, mahalle temsilcilerimizden sandık müşahitlerimize kadar tüm dava arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Teşkilat mensuplarımızdan ahirete irtihal edenleri burada tekrar rahmetle, minnetle yad ediyorum. Rabbim hepsinden razı olsun diyorum. Maşallah. Allah nazarından saklasın. AK Partili kadrolar olarak geçmişteki dava arkadaşlarımızdan devraldığımız bayrağı her gün biraz daha yüceltmeye devam ediyoruz. İşte bu gençlik hiçbir partide olmayan bir gençlik. Allah'ıma hamdolsun. Görüyorum ki 2023'e
Hazır mıyız? Hazır mıyız? Hazır mıyız? Gençler, 2053'e hazır mıyız? Dimdik ayakta mıyız? Ona göre hazırlıklarımızı kimseye prim vermeden Teknofest gençliği olarak yola devam edeceğiz. Ya Şalpazarı'nın hanımları daha gür ses çıkarıyor. Ha böyle. Ben Şalpazarı'nı böyle tanıdım. Gençler, Şalpazarı'yla aşık atamazsınız. Daha fazla yatırım kazandırarak, ülkemizi her gün biraz daha büyüterek, güçlendirerek, evet, o geçmişteki büyüklerimizin emanetine hakkıyla sahip çıkıyoruz. Dün Giresun'daydık. Hem Dereli'de hem de Giresun merkezde vatandaşlarımızla, teşkilat mensuplarımızla bir araya geldik. İnşasını tamamladığımız afet konutlarını, İş yerlerini, altyapı ve üst yapı projelerini Giresunlu kardeşlerimizin istifadesine sunduk. Vatandaşlarımıza söz verdiğimiz gibi maşallah. Biz de sizlerle, kadın kollarımızla, gençlik kollarımızla gurur duyuyoruz. Ama ana kademi nerede, ana kademi? Ana kademeden ses yok. Hani nerede ana kademi? Evet. Kardeşlerim, vatandaşlarımıza söz verdiğimiz gibi sel felaketinin yaralarını en kısa sürede sarmayı başardık. Trabzon'da yine tarihi günlerden birini daha yaşıyoruz. Az önce 15 Temmuz Meydanı'nda muhteşem bir buluşma gerçekleştirdik. Kışa ve soğuğa rağmen meydanı dolduran, bizi muhabbetle bağrına basan tüm Trabzonlu kardeşlerime buradan tekrar teşekkür ediyorum.
Açılışını yaptığımız toplam yatırım bedeli yaklaşık 2 milyar 309 milyon lirayı bulan eser, hizmet ve projelerin şehrimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Tüm bakanlıklarımızı, bakan arkadaşlarımızı, ekiplerini, belediyelerimizi, yüklenici firmaları, mühendisinden işçisine, bu yatırımlarda emeği geçen, alın teri olan herkesi gönülden tebrik ediyorum. Sevgili kardeşlerim, unutmayın, gençler hep beraber uzun ince bir yoldayız. Gidiyoruz gündüz gece diyerek çıktığımız bu kutlu yolculukta tam 20 yıldır kararlılıkla yürüyoruz. İlk günkü heyecanımızdan hiçbir şey kaybetmeden ülkemize ve can borcumuz olan aziz milletimize aşkla hizmet ediyoruz. Küresel ölçekte yaşanan çok ciddi sıkıntılara rağmen Türkiye'yi tarihinin en büyük yatırım hamleleriyle tanıştırmayı sürdürüyoruz. Dünyanın en gelişmiş ülkelerini dahi derinden sarsan salgın sürecini en az hasarla atlatan ülkelerden biriyiz. Küresel ekonominin %3,4 küçüldüğü 2020 yılında biz %1,8 oranında büyüme kaydettik. Salgın şartlarına rağmen 2,7 milyon insanımıza yeni iş kapısı oluşturduk. Asgari ücretten memur ve emeklilerimizin maaşlarında yaptığımız artışlara kadar her alanda insanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü yerine getirdik. 20 Aralık'ta açıkladığımız tedbir paketiyle döviz kurundaki balonu söndürürken muhalefetin istismar araçlarından birini daha ellerinden aldık. 225 milyar doları aşan rekor ihracat rakamını ülkemizin salgın yönetimindeki başarısının bir tescili olarak değerlendiriyoruz. Beklentilerimizi aşacağına inandığımız 2021 yılı büyüme rakamlarıyla ihracattaki başarımızı bir üst aşamaya taşıyacağız. Türkiye'yi yatırım, istihdam, üretim, ihracat, cari fazla yoluyla büyüterek 2023 hedeflerimize doğru emin adımlarla ilerleyeceğiz. Elbette ülkemiz için çalışırken, koştururken, yeni projeler ortaya koyarken Trabzon'u da ihmal etmiyor, Trabzon'a sırtımızı dönmüyoruz. Diğer 80 vilayetimiz gibi Trabzon'un da kalkınması, abad olması, bölgesinin üretim ve ticaret merkezi haline gelmesi için elimizden geleni yapıyoruz. İşte sizler de görüyorsunuz. Muhalefetin ne ülkeye dair bir hayalleri, ne de milletin sıkıntılarına çözüm bulmak için bir niyetleri var. Sadece istismar etmenin, çamur atmanın, bahane bulmanın, milletimizin aklıyla, basiretiyle alay etmenin peşindeler. AK Parti'nin ulaştığı seviyelere muhalefetin ne hayalleri ne de vizyonu ulaşabiliyor. Biz Türkiye'yi kalkındırmanın, daha da güçlendirmenin mücadelesini verirken onlar gündelik meselelerin ardına takılıp kalıyorlar. Biz Türkiye'nin uluslararası itibarını daha üst seviyelere taşımak için gayret gösterirken onlar yabancı büyükelçilere şikayet dilekçesi yazıyorlar. Biz milletimizi her alanda hak ettiği hizmetlerle buluşturmaya çabalarken onlar Ankara'da kimin nereye,
nasıl otaracağının kavgasını veriyorlar. Sizi hatırlatıyor. Biz proje üretirken, icraat yaparken, milletimizin derdine çare ararken, onlar sadece ve sadece iftira peşinde koşuyor, çamur atıyor, yalan ve bühtan saçıyor. Ellerine tutuşturulan her kağıt parçasını belge zannedip devletin kurumlarını kötülemekten, ülkemizin vizyon projelerine çamur atmaktan başka yol ve yöntem bilmiyorlar. CHP'li belediyelerde yolsuzluk, ahlaksızlık, beceriksizlik, hırsızlık had safhaya çıkmışken bu rezilliklerle yüzleşmek yerine asılsız iddia ve ithamlarla yatırımlarımızı engellemeye çalışıyorlar. Biz bunların yalanlarını yüzlerine çarpmaktan, mahkeme salonlarında iftiralarını çürütmekten bıktık. Ama Bay Kemal ve yoldaşları, yandaşları her gün yeni bir yalanla rezil olmaktan hiç usanmadı. Şimdiye kadar onlarca kez hem bize hem de bakan arkadaşlarımıza tazminat ödemeye mahkum oldular. Ancak siyasete yalan bulaştırma hastalığından kendilerini bir türlü kurtaramadılar. Ulaştırma ve Enerji Bakanlarımız yaptıkları açıklamalarla Bay Kemal'in attığı son iftiralara cevabı en güzel şekilde verdiler. Biz de bu şahsın ahlaksız isnatlarıyla avukatlarımız aracılığıyla hukuki yollara başvurduk. Sadece siyasette değil, mahkeme önünde de bu müfterinin iftiralarını boşa çıkartacak, çürütecek hakikatleri tek tek yüzüne çarpacağız. Kardeşlerim, AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak kendi siyasi ikbalini ülkenin ve milletin menfaatlerinin üstünde gören bir siyaset anlayışını kabul etmiyoruz. Türkiye'nin kaybetmesi pahasına gelecek hesapları yapılmasını ahlaki de insani de bulmuyoruz. Özellikle iktidara giden yolun sandık yerine yabancı devletlerin kapısında aranmasını demokrasimiz adına çok tehlikeli görüyoruz. Kendi milletlerinin hak ve hukukunu savunmak için ülkemize görevlendirilen büyükelçilerin özellikle muhalefet tarafından arzuhal makamına dönüştürülmesi Türkiye'nin bağımsızlığı adına vahim bir durumdur. Hele hele ağızlarını her açtıklarında Atatürk'ün partisiyiz diye övünenlerin siyasi geleceklerini dış güçlerin icazetine, yardımına, ihsanına bağlaması gerçekten utanç vericidir. Türkiye'yi ve Türk demokrasisini böyle bir duruma düşürmeye kimsenin, hiçbir siyasetçinin hakkı yoktur. İstiklal ve istikbali uğrunda gencecik evlatlarını Çanakkale'de Kurtuluş Savaşı'nda şehit veren bir millete böyle bir zilleti
kimse reva göremez. CHP ve ittifak ortakları bir an önce kendilerine çeki düzen vermeli. İçinde debelendikleri bu zillet çukurundan kurtulmanın yollarını aramalıdır. CHP oy vermiş, Gazi'nin hürmetine bu partiye destek olmuş tüm vatandaşlarımın da bizimle aynı beklentide olduğunu biliyorum. Zira Bay Kemal'in elinde CHP'nin rotasını tamamen kaybetmesi, millet ve memleket düşmanlarının aparatı haline gelmesi en çok CHP'li seçmeni rencide ediyor. Gazi'nin partisi diyerek oy verdikleri partinin Batı mühipleri cemiyetine dönüşmesi, milli meselelerin hiçbirinde onurlu bir duruş sergileyememesi en fazla onların başını yere eğiyor. Bay Kemal ve yoldaşlarının iş bilmezliğinden, beceriksizliğinden, her gün bir yenisi patlayan skandallarından bizim gibi CHP'lilerde, evet, nasıl biz rahatsız oluyorsak onlar da rahatsız oluyor. Çünkü bu ilkesizlik, bu omurgasızlık ne Türk demokrasisine, ne siyaset müessesesine, ne de Gazi Meclisimizin haysiyetine asla yakışmıyor. İnşallah 2023 seçimlerinin Türk siyasetinin yanı sıra CHP'nin de bu kamburdan kurtuluşuna vesile olacağına inanıyorum. Çok değerli dava arkadaşlarım, muhalefetin gündemiyle bizim gündemimiz arasında dağlar kadar fark var. Bizim siyasi tasavvurumuzla, bizim siyasete bakış açımızla, bizim siyaset yapış tarzımızla muhalefetin siyasi anlayışı arasında çok derin uçurumlar var. Biz gönüller yapmak, gönülleri fethetmek, gönüllerde taht kurmak için çalışan bir kadroyuz. Siyasetinin merkezine ahlakı, erdemi, vatan millet sevgisini koyan kökü mazide, gözü atide olan bir geleneğin temsilcileriyiz. Bizim siyasetimiz kuşatıcı, kucaklayıcı, farklılıklara değil ortak değerlere odaklanan siyaset biçimidir. Siyasetimiz 84 milyonun her bir ferdinin ebedi ve ezeli kardeşliği üzerine kuruludur. Ecdadın bedel ödeyerek daha 15 yaşında fidan gibi delikanlıları toprağa vererek emanet ettiği bu cennet vatanı canımızdan daha aziz görüyoruz. Biz bu millete sevdalıyız. Biz de sizlerle gurur duyuyoruz. Şunu bilin, ne yapıyorsak gençlerimiz için yapıyoruz, kadınlarımız için yapıyoruz, çiftçilerimiz, işçilerimiz, sanayicilerimiz, üreticilerimiz için yapıyoruz. Evlatlarımıza her alanda daha güçlü, daha müreffeh, her açıdan daha demokratik bir ülke bırakmak için mücadele ediyoruz. Batıda ne varsa doğuda da aynısı olsun. Kuzeyde ne varsa güneyde de aynısı olsun. 84 milyonun hepsi aynı standarda kavuşsun diye çalışıyoruz. Bu amaçla son 19 yılda Trabzon'a toplam 45 milyar lira tutarında yatırım yaptık.
Gençler, eğitimde 3000 adet yeni derslik kazandırdık. Trabzon'da 2. Devlet Üniversitesi'ni, Trabzon Üniversitesi'ni faaliyete geçirdik. Gençlik ve sporda 9212 kişi kapasiteli yüksek öğrenim yurt binaları açtık. 41.000 seyirci kapasiteli stadyumun, gençlik merkezlerinin, spor salonlarının, yüzme havuzu, tenis kortları gibi birçok farklı branşta toplam 90 spor tesisini hizmete sunduk. Sosyal yardımlarda son 19 yılda Trabzon'a toplam 2,6 milyar lira tutarında ödenek aktardık. Sağlıkta içinde toplamda 1168 yataklı 15 hastanenin olduğu 54 adet sağlık tesisi yaptık. Of, Tonya Devlet Hastanelerinin ve 900 yataklı Trabzon Şehir Hastanemizin yapımları sürüyor. Bu üç hastanemizin tamamlanmasıyla Trabzon'un hastane yatak sayısı 1050 ilaveyle toplam 2218 yatak kapasitesine ulaşacak. Bunların yanı sıra Trabzon için 10 sağlık tesisi projemiz daha bulunuyor. Çevre ve şehircilikte Trabzon'da TOKİ'li ile 7.991 konut ile beraber 90 sosyal donatı alanını tamamlayıp hizmete açtık. Toplam 863 konut, 115 dükkan ve iş yerinin yapımına devam ediyoruz. Şehrimizde 4 millet bahçesi projemiz var. Akçaabat ve Vakfı Kebir millet bahçemiz ile Avni Aker eski stat yerinde yaptığımız millet bahçemizin birinci etabını sizlerin hizmetine sunduk. Gençler, Avni Aker millet bahçemizin ikinci etabının ve Çarşıbaşı millet bahçemizin proje çalışmalarına devam ediyoruz. Trabzonlular ve Trabzonspor arasındaki bağın ne kadar güçlü olduğunu çok iyi biliyoruz. Şimdi buradan bir müjdemizi sizlerle paylaşmak istiyorum. Trabzon'umuzun, Trabzonsporlu taraftarların tek yürek olduğu, zaferlerle dolu şanlı tarihinin yazıldığı Avni Aker Stadı yerinde yaptığımız Millet Bahçesi'nin ikinci etabında tarihi bir projeyi hayata geçiriyoruz. Trabzonspor'umuzun başarılarının, zaferlerinin tüm ziyaretçilere gösterileceği Trabzonspor zaman tünelini kuruyoruz. Burada 410 metrekarelik müze ve sergi alanları, fuaye alanı, 4 boyutlu salonu, hatıra ve hediyelik eşya mağazaları olacak. Yine Trabzonspor'un tarihi başarıları burada 4 boyutlu olarak şehrimizin misafirlerine, ziyaretçilerine gösterilecek. Şehrimiz ve Trabzonspor'umuz açısından biz vizyon projesi olacak bu yatırımın şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Uzun Göl ve Ayder artık sadece Trabzon'un değil, ülkemizin dünya çapındaki en önemli sembolleri arasındadır.
Bunun için her iki yeri de korumaya aldık. Uzungöl Özel Çevre Koruma Projemizin ilk etabını 100 milyon liralık yatırımla tamamladık. Bu güzel gölümüzü besleyen dereleri sürekli izliyor ve herhangi bir azalmaya, kirlenmeye izin vermiyoruz. Yaptığımız meydan düzenlemesiyle Uzun Göl'ün cazibesini artırdık. Yaylalarımızla ilgili koruma, güzelleştirme çalışmalarını da kesintisiz sürdürüyoruz. Ulaştırmada Trabzon'a 2002 yılına kadar 73 kilometre bölünmüş yol yapılmışken biz bunu toplamda 267 kilometreye çıkardık. Yapımı süren Trabzon şehir geçişi devlet yolunun yani Kanuni Bulvarı yolu ile Akyazı ve sahil bağlantı yollarının kalan kesimlerini Ayrım, Konaklar, Pelitli, Yalıncak yolunu, Maçka, Karahava yolunu, Of, Balaban yolunu, Akçaabat, Söğütlü, Yıldızlı yolu muhtelif kesimlerdeki işleri, Akçaabat, Düzköy yolunu, Of, Çaykara yolunu, Yalıncak, Bulak, Çağlayan yolundaki muhtelif bölümleri. Sağ olasınız. Beşikdüzü, İskenderli, Tonya yolunu, Çaykara, Karaçam yolunu, Yomra, Özdil, Yağmurdere yolunu, Akçaabat ayrımı, Derecik yolundaki muhtelif kısımları, Şalpazarı, İskenderli yolunu, tüm bu ulaşım projelerini sene sonuna kadar tamamlıyoruz. Doğu Karadeniz'in Anadolu'ya açılan kapısı olan Zigana Tüneli'ni ve bağlantı yollarında 24 saat vardiya esasına dayalı çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah burayı da bu yıl sonuna kadar bitiriyoruz. Denizcilik'te Sürmene'ye, Of'a, Vakfı Kebir'e, Arsin'e yeni balıkçı barınakları yaptık. Trabzon Yat Limanı'nı inşa ettik. Trabzon Limanı'nı yeniden ele alarak onardık. Beşikdüzü'ndeki sahil tahkimatı işinde sona geliyoruz. Tarım ve ormancılıkta son 19 yılda tamamladığımız tesisler ve Atasu Barajı ile Trabzon'a yıllık 60 milyon metreküp içme suyu temin ediyoruz. İnşaat çalışmalarına devam ettiğimiz İçme suyu arıtma tesisi ve 91 kilometre uzunluğundaki isale hattı vasıtasıyla Trabzon şehir merkezine yıllık 73 milyon metreküp içme suyu sağlamış olacağız. Trabzon'da toplam 109 adet taşkın koruma tesisi yaptık. 14 adedinin yapımı devam ediyor. Trabzonlu çiftçilerimize toplam 2,5 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik. Sanayide şehrimize bir yeni organize sanayi bölgesi, bir endüstri bölgesi, bir teknopark ve iki Ar-Ge merkezi kurduk. Çalışma hayatında Trabzonlu işverenlere toplam 2,2 milyar lira tutarında prim teşviki verdik. Enerjide Trabzon ve 11 ilçemize doğal gaz arzı sağladık. Seneye Tonya ve çarşı başına
Düzköy ve Şal Pazarı'na ise birkaç yıla kadar doğalgaz arzı sağlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, çok değerli yol arkadaşlarım, özetin özeti diyebileceğimiz tüm bu devasa yatırımları CHP'nin sabotajlarına, yalanlarına, CHP'nin engelleme çabalarına rağmen yaptık. Son 19 yılda neyi başardıysak milletimizle gönül gönüle vererek başardık. Siz bizi desteklediniz, siz bize dua ettiniz, siz bize sahip çıktınız. Biz de zorluklara aldırmadan sizlere hep aşkla, sevda ile hizmet ettik. Şimdi önümüzde son 20 yılın en kritik kavşağı var. 2023 seçimleri Türkiye'nin kader seçimi olacaktır. Ülkemizin kazanımlarını koruması, milletimizin geleceğine güvenle, istikbale huzur içinde yürümesi sizlerin vereceği mücadeleye bağlıdır. Muhalefetin çapsızlığı, beceriksizliği, artık sıradan hale gelen fiyaskoları bizi asla rehavete sürüklememelidir. Kardeşlerim, şimdi hazır mıyız? Şöyle ellerimizi bir kaldıralım. Yoğun bir şekilde. Gümbür gümbür. Tüm Karadeniz duysun. Hazır mıyız? Tek millet. Tek millet. Tek bayrak. Tek bayrak. Tek vatan. Tek vatan. Tek devlet. Tek devlet. Bir olacağız. İri olacağız. Diri olacağız. Kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. Durmak yok. Durmak yok. Yola devam. Başkalarıyla rekabet ederek değil, hep kendimizle yarışarak, kendi rekorlarımızı kırarak geldik. Ve bundan sonra da aynen bu rekorları yenileyeceğinize inanıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Kalın sağlıcakla diyorum. AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmaları için çok teşekkür ediyor. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızı bir müddet daha sahnede misafir ediyoruz. Günün anısına hediyelerini takdim etmek üzere AK Parti Trabzon'un...